tarihin izlerini takip ederek gizemli dehlizleri ve medeniyetleri keşfetmek, gözlerinizi kapatıp kendinizi upuzun maviliklere bırakmak, akşamları sahilde bir bardak çay içtiğinde kulaklarınızı okşayan dalga sesleriyle güneşin gökyüzü ve denizle olan muhteşem buluşmasını izlemek, bu anın fotoğrafını çekerek ölümsüzleştirmek, denizi, şelaleleri, yaylaları, mağaraları ve doğanın muhteşem güzelliklerini daha birçok özelliği bünyesinde barındıran harikalar diyarında dolaşmak, doğada ilham verici keşfe çıkarak mis gibi doğanın kokusunu içinize çekip huzur bulmak, coşkun akan sularında rafting yaparak ruhunuzu keşfetmek, macera, huzur, mutluluk, hasılı her tutkunun karşılığını hemen yanı başınızda bulabilmek, unutulmaz anılarla dolu keyifli bir tatili Yitesi'ye yaşamak istiyorsanız, yolunuz sizi Karadeniz'in doğasıyla büyüleyen şehri Düzce'ye ilginç bir hikayenin ortasına çıkaracaktır. Tarih, doğa ve kültür serüvenidir bu hikayenin adı. Bir sabah gözlerinizi açtığınızda keyifli bir tatilin başlangıcıdır. Güne yeşilliği doyasıya görebileceğiniz, gülen yüzlerin eksik olmadığı, lezzetli menüsü, saygı ve sevginin servis edildiği nadide bir mekan olan Kusursuz Kafede yeşillikler ve kuş sesleri arasında yaptığımız kahvaltıyla başlıyoruz. Kusursuz Kafe, kahvaltı ve fast food menülerinin yanı sıra ızgara çeşitleri, mantı, Düzce köftesi ve yöresel yemekleriyle damak zevkinize hitap ediyor. Burada kahvaltı yapmanın, yemek yemenin zevki bir başkadır. Antik tiyatro, aklı kapı, surlar, Roma köprüsü, mozaikler, kısacası her taşın üzerinde tarihin izlerini bulursunuz bu topraklarda. Şimdi durağımız olan Konral, diğer adıyla Prusias adı Hippium antik kentindeyiz. Zengin kültürel mirası, toprak altında kalan tarihi dokusu ile Prusias adı Hippium antik kenti tarihin seyrine tanıklık ederken milattan öncesine ait saklı hazineleriyle dünyaya sesleniyor. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapan bu tarihi şehir, Hititlerin, Bitinyalıların, Romalıların, Bizansların, Selçukluların, Osmanlıların ve burada yaşayan yüz binlerce insanın izini taşıyor. Buram buram tarih kokan Konral antik kentine geldiğinizde, yaşadığınız zamanı unutup tarihin gizemleri, derinlikleri arasında kaybolursunuz adeta. Tarihi yeniden yaşarsınız. Evet, taşı, toprağı, havası, yapıları, antik eserleriyle yaşayan bir tarih adeta. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatlarıyla başlayan Prusias ad Hippium antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarında toprağın altından çıkan zengin mimari gün geçtikçe gözler önüne seriliyor. Evet, Konralp'te diğer adıyla Prusias ad Hippium antik kentindeyiz. Tarihi süreç içerisinde antik kalıntılar arasında gezmek ve tarihi yaşamak mümkün. Tarihi sevenlerin bu mekanları mutlaka gezmesini tavsiye ediyorum.
Akçakoca, İstanbul ve Ankara gibi iki metropolün ortasında deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz şirin bir tatil beldesi. Mükemmel doğasıyla Karadeniz'in mavi ve yeşille buluştuğu saklı cennette yaşayacağınız güzel anlar için hazır olun. Tertemiz doğasıyla insana nefes aldıran Akçakoca, tarihi değerleriyle de oldukça popüler. Tarihi evleri, kalesi, camileri, şelaleleri, mağaralarıyla tam bir açık hava müzesi. Diyeceğim o ki, iyi bakmak, iyi görmek lazım bu ilçeyi. Her yanından bir nefes, bir güzellik fışkırıyor adeta. Akçakoca'nın eşsiz doğasını keşfetmeye hazır mısınız? Akçakoca, 35 kilometre boyunca uzanan mavi bayraklı sahillerinde dünyada ender rastlanan siyah inci taneli kumsallarıyla dikkat çekiyor. İlçenin yemyeşil doğası arasında göreceğiniz duraklardan biri de Kuru Göl Kanyonu. Kuru Göl Kanyonu'na gittiğinizde doğayla iç içe yürüyüş yaparken yeni yerler keşfetmeniz an meselesi. Aktaş Şelalesi'nde doğa içerisinde yeşillikler arasında 15-20 dakikalık bir yürüyüşle temiz havasını içinize çektiğinizde adeta yeniden hayat bulursunuz. Şelaleye geldiğinizde ise hayranlık kat be kat artar. Tamamen doğal örtünün ritmine uygun ortam bahar aylarında oldukça keyif verici. Şelalenin sesini yüzlerce metre uzaklıktan dahi duyarsınız. 50 metrelik yükseklikten akan bu şelale, Akçakoca gezinizin olmazsa olmaz rotaları arasında olmalı. Havasının astım hastalarına iyi geldiği söylenen yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki mağara, birçok ziyaretçinin akınına uğruyor. El değmemiş doğasıyla da ünlü olan bu mağarada çeşitli galeriler, sarkıt ve dikitler oldukça ilgi görüyor. Akçakoca gezinizde görmeden dönmemeniz gereken diğer bir rotada Cereviz Kalesi. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan kale, doğal güzellikleri bir yana olağanüstü geçmişiyle tarihi gözler önüne seriyor. Akçakoca'nın tarihi camileri göz kamaştırıyor. İlçede sıra dışı bir mimariyle inşa edilen asırlık tarihi camiler, yöreye gelen yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Akçakoca'ya 15 kilometre mesafedeki Hemşin köyündeki tarihi Hemşin Camii, çantı tekniğiyle inşa edilen camilerin en iyi örneklerinden birini oluşturuyor. 688 yıllık Orhan Gazi Camii, Akçakoca'nın Çayazlı köyündeki tarihi Osmanlı mezarlığında bulunan ve 1323 yılında Orhan Gazi tarafından çantı yöntemiyle yaptırılan cami, 8 metre eninde 12 metre yüksekliğe sahip. Orhan Gazi Camii, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Türk ve modern mimari sentezlerinin uygulandığı Akçakoca Merkez Camii, mimari açıdan Türkiye'de
tek cami olma özelliğini taşıyor. Selçuklu mimarisinde kullanılan sekizgen köşelerin üzerine oturtulmuş Selçuklu kıl otağı çadırlarından esinlenerek tasarlanmış çatı örtüsüne sahip modern bir eser olan camide kapılardan halılara, avizelerden ışıklandırmaya kadar her şey sekiz köşedir. Akçakoca'nın silüetini oluşturan önemli yapılardan biri olan Akçakoca Merkez Camii, merkezi konumu sebebiyle her mevsim ilgi gören inanç turizmine öncü olma özelliğine sahip. İlçenin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Yukarı Mahalle'de yer alan tarihi mahalle evleri adeta açık hava müzesini andırmakta. Yukarı Mahalle'de tarihi cumbalı evlerin gölgesinde yöre halkının el emeklerini sergiledikleri ve satışını gerçekleştirdikleri bir de pazar bulunmakta. Düzce'nin yeşil ilçesi Akçakoca'da yapılacak şeyler saymakla bitmiyor. Mavi Bayraklı plajında güneşlenebilir, denizde dilediğiniz gibi yüzebilirsiniz. Tarihi ve doğal güzelliklerinin keşfine çıkabilir, piknik ve mesire alanlarında gezebilir, piknik yapabilirsiniz. Bölgede trekking, rafting yapabileceğiniz gibi av sporlarını da yapmanız mümkün. Ayrıca Akçakoca Belediyesi'ne ait katamaran ile ilçenin eşsiz sahillerinde tekne turu keyfini yaşar, müzik eşliğinde gönlünüzce eğlenerek bol bol hatıra fotoğrafı çekebilirsiniz. Tarihi anları, doğası ve denizliyle birçok alternatif spor bünyesinde barındıran Akçakoca'da tadı damağınızda kalacak yöresel yemeklerinin lezzetine doyamazsınız. Ayrılık vakti geldiğinde dinlenmiş, huzur bulmuş olarak yavaş yavaş ardınızda bırakırken bu güzelliği ömür boyu unutamayacağınız bir hazine yüklersiniz aklınıza. Hayatın tüm stresli ve sıkıntılarının ortasında huzur verecektir Akçakoca'da yaşadığınız anılar sizlere her hatırladığınızda.